상류에 와. 나 그래. Şimdi seminerimizin bir tane toplantımızın daha doğrusu kapanış konuşmasını yapmak üzere Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Sayın Mustafa Türkiye'de tarih edelim. Değerli arkadaşlarım, ilginç fikirler var. Doğru tespitler. Aslında hepimiz aynı şey. Hocam, sabahtan beri dersi anlatırken, orada kendi tespitlerdeyken, doğu bildiği Türkiye'de, dünyada uygulanan sendikal hareketin karşılaştığı sorunlar ve onları paylaşırken, ortaya koyduğu çözüm yolları veya burada konuşan arkadaşlarımızın karşılaştığı sorunlar ve sorunlara karşı Türk İşleyen Konfederasyonu'nun ve sendikasından beklediği sorunlara çözümleri önerirken aynı şekilde. Aslında düşünce aynı. Ancak bir zorluğumuz var. Her zaman teoriyle pratiği birleştirmek mümkün olmuyor. Bugün orada karşılaştığımız sorunlar, çalışma hayatında birebir karşılaştığımız sorunlar, aslında beklentilerimizin o kadar kolay gerçekleştirebilme şansımızın olmadığını bize gösteriyor. O kadar kolay değil. Konfederasyondan beklentiler var, konfederasyondan talepler var. Ben de bu konfederasyonun bir parçasıyım. Dün orada oturuyordum, bugün geldim konfederasyonun hasbelkader yöneticisiyim. Yarın nerede olacağım Allah bilir. Belki bu sırada oturanlardan birileri yarın gelip bu konfederasyonun yönetici olacak. İnşallah olacak. Arkadaşlar, yeniden yapılanma, geleceği yeniden şekillendirebilme. Bunlar çok önemli. Bunlar mutlaka gerçekleştirilmeli ve Türkiye'de sendikal hareket mutlaka kendisini yeniden gözden geçirip yeniden yapılanmalı. Burada hem fikiriz. Ancak nasıl olacak sorusunun cevabına gelince yöntemde çok çeşitli sesler ve çok çeşitli düşünceler çıkıyor ortaya. Ve pratikte o kadar kolay olmadığını sadece şu kadarıyla söyleyeyim. Üç tane konfederasyon birleşmesi olayı var ya. Bu konfederasyonlar nereden doğdu, neden doğdu sorusunun cevabını verirseniz birleşmenin olup olmayacağı sorunun cevabını da kendinizde bulursunuz. Niye doğdu? Biz niye doğdu? Hakış niye doğdu? Onlar yokken ne vardı? Türkiye'de Türk İş vardı. 1952. 52 yıllık geçmişi olan bir konfederasyon, 60'larda çeşitli ideolojik bakışlardan dolayı bir başka konfederasyon olmuş. 70'lere gelmiş, bir başka konfederasyon, peşinden bir başka konfederasyon doğmuş. İşçi hareketi, işçi sınıfı siyasal yapılanma anlamında bölünmüş, parçalanmış ideolojik ve siyasal bakışları itibariyle başka konfederasyonlar altında örgütlenmeye girmiş. Peki birleşme olur mu? Evet, bu bir özlem. Keşke işçi sınıfı tek sendika, bu kadar değişik iş kollarında sendikalar olacağı yerde Avrupa'da örneklerinde olduğu gibi güçlü birkaç tane iş kolunda güçlü sendikal yapı olsa milyonlara bir anda hükmedebilse. Peki bu mümkün mü? O kadar kolay değil. Bunu pratikte uygulamak o kadar kolay değil. Sadece bugün çalışma meclisi toplantısında konfederasyonlarımızın üçü, işte dördü bir araya gelmişler bugünkü toplantıda. Birisi biz bu toplantıyı protesto ediyoruz diyor, çekiliyor. Bir diğeri rahatsızlanıyor, çekiliyor. Ortak şeylerde konuşamıyoruz. Ve bir şey daha,
Bazı konfederasyonlarımızla Türk İş Konfederasyonu'nun birleşmesi çok zor. Bir kere ilkesel anlamda zor. Duruş itibariyle çok zor. Ve hele hele şu son yaşanan olaylardan sonra bizde bu kuyruk acısı yahut bu, bizde bu evlat acısı, onlarda bu kuyruk acısı olduğu sürece o kadar zor ki siyasetin güdümüne girmişseniz Türk İş'in 52 yıllık geçmişi var, misyonu var, hükümetlere karşı asla hükümetlerin güdümünde olmamış, siyasetin emrinde olmamış, sermayenin emrinde olmamış, beğenmesek de böyle, beğenmesek de böyle. Ama konfederasyonun 52 yıllık ilkeli, namusu, yiğitçe bir duruşu var. Zaman zaman yöneticilerden kaynaklanan zaafları veya etkinliğini azalttığı zamanlar olmuştur. Mücadelesinin zaafı uğradığı zamanlar olmuştur ama bunlar hep geçici sürelerde olmuştur. Türk İş kimseye uşaklık etmemiştir. Bunu diyebilir miyiz? Herhangi bir siyasi partinin emrine girdi, 52 yıllık geçmişinde şu siyasi partinin borazanlığını yaptı yahut onun koltuğunda büyüdü diyebilir miyiz? Hayır. İşçisine ihanet etti diyebilir miyiz? Hayır. Ve ilginçtir, burada bu salonda biz hepimiz Türk İş mensubuyuz ama şu Türkiye'ye çıktığımızda bile en umutsuz, en karamsar olanlarda bile hatta ana muhalefet partisinin milletvekili bile Türk İş sesini çıkarmalı diyor. Evet, biz kendi içimize dönüp mücadele ediyoruz. Türkiye'nin tek umudu var, tek beklentisi olan kurum var, sivil inisiyatif olarak. Türkiye'de ezilen kitlelerin sesi olabilecek tek kurum Türk İş. Türk İş artık sesini çıkarmalı diye parlamentoda var olan ana muhalefet partisi milletvekili dostlarımızla sohbetlerde bile söylüyor. O zaman hala kitlelerin umudu Türk İş. Allah'a şükür. Bu tespiti bir kere yapalım. Şimdi buradan yola çıkarak izin verirseniz Türk İş'le ilgili genel anlamda yapılan ve eğitim politikalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, biz mutlaka 60'lı yıllarda eski arkadaşlarımız bilir, Öcan deneyimli o dönemleri yaşamış bilir. Sendikacılık Koleji diye 70'lerde filan Türkiye'de liderlerin yetişmesinde, önderlerin lider olmasında çok önemli katkıları olan bir koleji vardı Türk İş'in. Türkiye'de Sendikacılık Koleji diye çok uzun yıllar sendikacılarımızın eğitimden geçtiği ve belki bölge temsilcimiz de dahil o eğitimlere yaşamış insanlar çok önemli liderler ve önderler yetiştirdi. Biz kısmet olursa önümüzdeki sene Samsun'da inşaatları başladı. 4 yıldızlı otel ayarında önümüzdeki sene gelişmiş ülkelerde Batı'daki örneklerinde olduğu gibi Sendikacılık Koleji yeniden hayata geçecek alınmaz ederiz. Çünkü biz bir kere öncelikle sendikal düşünceye hizmet edecek, sendikacılıkta sınıfına hizmet edebilecek, sendikacılığı ilke edinmiş, inanç olarak, hedef olarak önüne koymuş insanların mutlaka bugünkü yapı içerisinde donanımlı olmasını istiyoruz. Sendikal hukuk açısından donanımlı olmalı, iş hukuk açısından, sosyal güvenlik açısından, çevreye karşı sorumlulukları açısından, siyaset açısından sorumlulukların gereğini öğretebilecek üniversitelerle işbirliği içerisinde sendikacılık kolejini hayata geçirmek istiyoruz. Ama hepsinden önemlisi, İnsan ilişkileri, bireysel gelişim dediğimiz, insana yapılan, insanlarla ilişkili olan sendikacıların kendilerinin yetişmesi, üslup, davranış, duruş, hitabet sanatı da dahil bunların da öğretildiği bir kolej, komplike bir kolej. Ama bir günlük, üç günlük değil bu kolejin süresi. Bugünkü planlaması bir an. Ve öyle 40 kişiyle bir anda olmayacak bu iş. 10 kişi. Üniversitelerimizden bu Türkiye'de bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlardan destek alarak, planlaması doğru yaparak ama uzun yıllar hizmet verebilecek bir altyapıyla böyle bir koleji düşünüyoruz. Bunu burada sizinle paylaşayım. Efendim, iletişimle ilgili televizyon, radyo, televizyon olayında, evet bunu yıllardır hepimiz söyleriz ama bilirsiniz, RTÜK kanunundan kaynaklanan sorunlardan dolayı sendikalarımız radyo ve televizyon kuramıyor dediler. Ancak şimdi son yapılacak sendikalar değişikliğiyle birlikte ki bilim kurulu bu konuda ittifakla karar verdi. RTÜK yasasında yapılacak bir değişiklikle yani önümüzdeki parlamento yasama döneminde sendikalar yasasında yapılacak bir değişiklikle sendikalarımızın radyo ve televizyon kurmalarının önündeki engel yasal değişiklikle kalkıyor. Biz Türk İş olarak bununla ilgili hazırlıklarımıza başladık. Özellikle de tasarruf mevcuat sigorta fonuna devredilen radyo ve televizyonlardan birkaç tanesinin ne yapabiliriz diye uzman arkadaşlarımız araştırma yaptılar. Peşinden biz bunun hayata geçeceğini düşünerek özellikle ilk etapta radyo. Çok kaliteli bir radyo yayıncılığıyla bu yasa çıkar çıkmaz Türk işçisiyle tanıştıracak iyi bir radyo yayıncılığı. Bu konuda TRT'den de uzmanlardan da destek almak suretiyle planlı, programlı, kalitesiyle, tartışmalarıyla
öncelikle makinasının başında, direksiyonun başındaki şoförde, makinasının başındaki işçiye varana kadar, gece vardiyasında çalışan nöbetteki bekçi arkadaşımıza varana kadar olabildiğince radyo aracılığıyla her yere ulaşmak istiyoruz. Bir kere Türk İş burada bir deneyim kazanması gerekiyor. Televizyon olayında arkadaşlar böyle bir araştırma yaptık. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Tasarruf Mevdua Sigorta Fonu'na devredilen televizyon kuruluşlarından birisinin en ucuz birisiyle ilgili bir araştırma yaptık. Sadece onun isim hakkı 8 milyon dolar. Böyle kolay bir yatırım değil. Yani sendikalarımızın içinde bulunduğu ekonomik şartları falan da göz önüne aldığınızda televizyon şu anda Türk İş'in altından kalkabileceği bir olay değil. Bunu şimdilik donduruyoruz. Ancak kuşak kiralanabilir mi? Onu bilmiyor. Önümüzdeki günlerde yöneticilerimize bu konuyla ilgili teşkilatımızın başkanları hakkında herhalde olaylar tartışacak. Onunla ilgili bir yön vereceklerdir. Ama radyo olayı bu yasa çıktıktan sonra olabilecek en kısa zamanda öyle zannediyorum 2005 yılı içerisinde Türk İş'in herkesin keyifle dinleyebileceği, zaman zaman canlı yayınlarıyla, tartışmalarıyla, üyelerimizin bile telefonlarla katılabileceği ilkeliği, dürüst bir yayıncılığı ilke edinmiş bir radyoyu ciddi manada artık hedef olarak önümüze koyduk. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu teşkilatlanma fonuyla ilgili, arkadaşlar, teşkilatlanma fonu Türk İş'in geçtiğimiz yıl yapılan olağan genel kurulu sonucunda genel kurulu kararıyla hayata geçti. Ve tek sistem buradaki teşkilatlanmayla ilgili arkadaşımız Fuat mıydı? Evet. Fuat kardeşimizin de o sorduğu sorulara da cevaptır bu. Bu fon devreye geçti. Bu fon şu anda Türk İş'te işler, sendikalarımız o ayda tartımından kaynaklanan belli bir miktar, %25 civarında bir rakamdır zannediyor, otomatik olarak fon bütçesine giriyor. Ona hiç kimse dokunamıyor. O fon tek istisna için kullanılacak, örgütlenme için kullanılacak. Ancak şunu da sizinle paylaşayım, o fonun yönetmeliği henüz devreye girmedi. Ama bu konuyla ilgili de sendikalarımızdan öyle ala vala talepler gelmedi. Bir atasözü vardır ya, güneş çalıyor çarık ayağı sıkar diye. Eğer o fon niye işlemiyor diye, ya o fondan talepler çok sık bir şekilde sendikalarımızdan beşinden onundan gelseydi, o fonun yönetmeliği çoktan devreye girerdi ve fon işlemeye başlardı. Ama bizim güneş çağrı sıkmadı henüz. Dolayısıyla bizde işler yavaş yürüyor. Evet, o talepler geldiğinde bunlar da mutlaka Türk İş Yönetim Kurulu tarafından oturup değerlendirilecektir. O fonun taslağı hazırdı, başkanlar kurulunda görüşüldü. Zannediyorum işlerini kazanacaktır, olabilecek en kısa zamanda. Ama bu ara şunu söyleyeyim, o fon taslağı devreye girmeden bile Çorum'da kendi inisiyatifiyle örgütlenen 5000 civarındaki toprak işçisine o fondan yaklaşık olarak 120 milyar civarında gıda yardımı yapıldı o eylemler süresince. Bir veya iki tane sendikamızın var bu konuda talepleri vardı. O talepler yerine getirilmeye çalışıldı. Fon hala hazırda çalışır durumda. Ancak buradan şuraya gelmek istiyorum. Teksifet Denizli'deki grevini eğer Türkiye'deki sendikalarımız bilmiyor ise tek gıda sendikasının Balıkesir'deki eylemini eğer Türkiye'deki sendikalarımız bilmiyor ise burada önce sorunu kendimiz alacağız. Demek ki biz iletişimle ilgili sorunumuzu önce paylaşma yoluyla yahut da bilgilendirme yoluyla kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Ve ben konfederasyon yöneticisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nerede bir eyleme mücadele varsa orada olmaktan keyif alırım. İki elim kan doğursa koşar gelirim. Gecesi gündüzü yok. Nerede mücadele varsa 10 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik. Ama bundan mutlaka birilerinin haberi olması lazım. Haberiniz olmaz da giderseniz kusurlu siz, gitmezseniz kusurlu sizsiniz ama haberiniz olmazsa gidemezseniz kusurlu olamazsınız. Konfederasyonumuzun yöneticilerine dair sizlerden ricamız bu. En azından bölge temsilciliği ve il temsilciliklerimiz aracılığıyla belki genel merkezleriniz o olayla kendileri uğraştığı için belki şey meselesi de yapabilirler. Yani ya biz bu işin üstesinden geliriz. Bu tür desteğe talep ihtiyacımız yok gibi de düşünüyor olabilirler filan ama işin aslı öyle değil. Bu bir dayanışmadır. Birimizin mücadelesine üç kişinin vermiş olduğu mücadeleye bile 30 tane insan geldiğinde birilerinin de gözü korkar karşımızda. Daha ne oluyor diye ki birazdan greve gittiğimizde aynı şeyler olacak. Burada bu toplantımız ses getirmeyecek ama oradaki o grev ziyaretinin akşamından devresinin yerel televizyonları verecek, ertesi gün yerel basın verecek, belki ulusal basından da bir şeyler olacak. Onun için mutlaka bu konuda da bizler, sizler yerel yönetici olarak üzerlerinize düşen yapın, biz de elimizden geleni konfederasyonun genel merkez yöneticileri olarak yapmaya çalışalım. Değerli başkanlar,
Konfederasyonumuz bir değişim içerisinde. Biz değişeceğiz. Ne anlamda değişeceğiz? Bakın bazen insanlar konuşurlar. Yani yaşlanmayı hep fiziki anlamda algılanır. Yahut eskimişi fiziki anlamda algılanır. Böyle değil aslında söylenen şey. Değişim kafalarda olmak zorunda. Biraz evvel hoca söyledi. Evet biz buna inanıyoruz. İnsanların fiziki anlamda taşıdıkları o yaş ne olursa olsun, düşünceleri gençte, gelecekle ilişkilerini koparmamışlarsa o insanlar genç ve diridirler. Değişim bunlarda değil, değişim düşüncelerde olmak zorunda. Biz bu değişimin, bu arayışların başlattık. Bu seminerler, bu toplantılarda bir şekilde bunun iki adımları ve ayak sesleriyoruz. Biz de kendimizi gözden geçirmenin arayış içerisindeyiz. Umuyorum bu alt kademede, aşağıda şubelerimizde, bölgelerimizde ve genel merkezlerimizde de bu değişim talepleri doğru şekilde algılanır. Oradan da bizi teşvik edici hareketler gelir. Bu değişim süresini olabildiğince çabuk yaparız. Ve bizler yaparız. Biz istediğimiz için yaparız. Yoksa birileri gelir bu sistemi değiştirir zaten. Bir diğer konu bu sendikalar yasası ile ilgili sorular vardı. Evet 4857 sayılı yasa ve 2821-22 sayılı yasalarda yapılacak değişiklikler, önümüzdeki günlerde sosyal güvenlikle ilgili yapılmak istenen değişiklikler, bunlar Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'deki çalışma hayatının da gündeminde. Biz konfederasyon olarak gerek sendikalar yasası ile ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bilim kurulunda bunların çalışmaları hocalarımıza defalarca yapıldı. Düşünceler en son bakanlığa gitti, öğleden evvel de söyledim. Sosyal güvenlikle ilgili zannediyorum önümüzdeki hafta içerisinde yine bu konuda Türkiye'de uzman hocalarımız Türk İşim Yönetim Kurulu ile bir araya gelecekler, bir çalışma yapacaklar. Hükümete alternatif öneriler sunacaklar. Bu tür çalışma komisyonunda, danışma kurulunda pardon, özellikle 4857 sayılı yasanın aksayan yönleri filan da hükümet kanadına da iletilmiştir. Eylül ayı içerisinde bu tekrar son kez toplanacak ve parlamentoya çalışma yasası, iş yasası ile ilgili yapılması istenen değişiklikler, aksamada görülen değişiklikler, o yasada vardı zaten, çıkışında gerekçelerinde de vardı. Bu uygulaması görülecek, bir 6 ay sonra taraflar bir araya gelecek, bu uygulamadan doğan aksaklıkları ve yaşanan olumsuzlukları gözden geçirmek suretiyle yeniden düzenleme yapılacak gibi bir taahhüt de vardı. Genel gerekçesinde de bu belirtilmişti zaten. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Sonuç olarak fazla vaktinizi almak istemiyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu son olmaz. Sizinle daha sık, daha farklı ortamlarla beraber oluruz. Ama konfederasyonun tüm yönetim kurulu adına bir şey söylemek istiyorum. Artık biz doğru olan şeylerin yüksek sesle söylenmesini istiyoruz. Eksikliklerimizi birbirimize paylaşmak. Hükmü şahsiyettir. Türk işin hiçbir konuda günahı yoktur ve şerefli bir mazisi vardır. Ama Türk işin yöneticilerinin eleştirilecek tarafları mutlaka vardır. Bunlar da uygun ortamlarda, uygun şekilde yapıldığında biz o eleştirilerden nasibimizi alırız ve kendimizi gözden geçiririz. Bugün de arkadaşlarımız genel anlamda çok kibarlık yaptılar, çok centilmence davrandılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama ben o centilmenliğin altında bile yatan eleştiri ve mesajları aldım. Bunları yönetimle paylaşacağım. Umuyorum sizin için de yararlı olmuştur bu toplantı. Ben bu toplantının düzenlenmesinde katkısı geçen uzman arkadaşlarımıza, hocalarımıza ve sizler de lütfettiniz, geldiniz, düşüncelerinize zenginlik yarattınız. Sizlere, hepinize konfederasyon adına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar.